Merhaba arkadaşlar. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Böbrek üstü bezlerinde kalmıştık. Buradan hangi hormonlar salgılanıyor buna bakacağız. Bunları anlatacağız. Şimdi böbrek üstü bezleri böbreklerimizin üstünde bulunan yaklaşık böyle 6-7 gram ağırlığında bezlerdir arkadaşlar. İşlevsel olarak böbreklerle hiçbir ilgisi yoktur. Sadece konumundan dolayı bu şekilde isimlendirilmiştir. Böbrekleri etkileyen hormon üretmez arkadaşlar. Sadece konumundan dolayı bu şekilde isimlendiriliyor. Böbrek üstü bezler İki bölgeden oluşuyor arkadaşlar. Bir kabuk bölgesi vardır. Bunun adrenal korteks olarak isimlendirilir. Bir de öz bölgesi yani medulla bölgesi olarak isimlendiriliyor arkadaşlar. İki bölgeden oluşuyor ve bu bölgelerden farklı hormonlar sentezleniyor. Şimdi şöyle yapalım. Böbrek üstü bezlerin ilk önce konumunu söyleyelim arkadaşlar. Böbreklerin üzerinde bulunan 6-7 gram ağırlığında bezlerdir. İşlevsel olarak böbreklerle herhangi bir ilgisi yok. Onu da yazalım. İşlevsel olarak böbreklerle ilgisi yoktur. İlgisi yoktur. Şimdi arkadaşlar, böbrek üstü bezlerinin kısımlarına bakalım. Ne demiştik? Kabuk bölgesi ve öz bölgesi olarak iki bölgeden oluşur dedik. Hemen bu bölgelerimize bakalım. Şöyle bir diyorum ya da A diyelim, büyük A diyelim şöyle. Kabuk bölgesi, kabuk. Diğer bir ismiyle adrenal korteks. Adrenal korteks. Zaten korteks kabuk demektir. Hani böyle kabukla falan bir şey, beyin kabuğu falan gördüğünüz zaman genelde korteks ismini de görürsünüz. Arkadaşlar, kabuk bölgesinden salgılanan hormonlar kortizol hormonu ve aldosteron hormonudur. Kortizol hormonuna glikokortikoidler de denir arkadaşlar. O yüzden ben şöyle yazacağım. Bakın, glukokortikoidler. Hani bu şekilde bilmeniz daha iyi olur. Kortizol hormonu aklınıza gelir ama bu aklınıza gelmez. O yüzden böyle anlatayım. Zaten kortizolden de içerisinde bahsedeceğiz. Arkadaşlar, glukokortikoid dediğimiz hormonlar karbonhidrat, protein ve yağ metabolizmasında görevli olan hormonlardır. Ve bunların en önemlisi kortizol hormonudur arkadaşlar. Bir de kortikosteron dediğimiz bir hormon var. Bundan çok fazla bahsetmeyeceğiz. Sadece kortizoldan bahsedip geçeceğiz arkadaşlar. O zaman şöyle bir yazalım. Bakın. Bu hormonlar karbonhidrat, yağ ve protein metabolizmasında etkilidir. Arkadaşlar, burada iki tane hormonumuz var. Bunlardan biri kortizol, diğeri de kortikosterol dediğimiz hormondur. O zaman şöyle yazalım. Kortizol ve kortikosterol hormonlarıdır diyelim. Biz dediğimiz gibi kortizolden bahsedeceğiz arkadaşlar. Kortikosteronu sadece isim olarak bilmeniz yeterlidir. O zaman kortizolden bahsedelim. Arkadaşlar, kortizol proteinlerin yıkılmasını ve karbonhidratların sentezlenmesini sağlıyor. Bakın şöyle, proteinleri karbonhidratlara dönüştürüyor. Yine yağları karbonhidratlara dönüştürüyor ve böylece bu dönüşümü sağlayarak kan şekerini artıran bir hormondur. Uzun süreli streste etkili olan hormondur arkadaşlar kortizol. Bu yüzden de bizim için önemlidir. Ayrıca başka etkileri de var tabii ki, stres haricinde başka etkileri de var. Şöyle söyleyeyim, alerjik reaksiyonları engelliyor. Bu yüzden de aşırı alerjik durumlar olduğu zaman kortizollü ilaçlar veriliyor. Bu kortizollü ilaçlarda bir süre sonra hani dedik ya proteinleri, yağları işte karbonhidratlara dönüştürüyor diye. Bu yüzden kilo alımına da sebep olabiliyor arkadaşlar. Ayrıca iltihabı azaltıyor, bir de romatizma tedavisinde kullanılıyor arkadaşlar. Bu da oldukça önemlidir kortizol için. O zaman şöyle yazalım kortizol için. Proteinleri ve yağları karbonhidratlara dönüştürür. Karbonhidratlara
dönüştürür dedik. Tabii diğer etkileri de var. Söyleyeyim arkadaşlar. Mesela glikozun oksidasyonunu önler. Yani glikozun oksidasyonu derken oksijenle parçalanmasını önler. Böylece kan şekerini dengede tutabilen bir hormondur arkadaşlar. Glikozun oksidasyonunu önler. Yani glikozun oksijenle bozulmasını önler olarak da algılayabiliriz. Oksidasyon demek oksijenle bozulma anlamında kullanılıyor. Arkadaşlar proteinlerin yıkımını sağladığı için hani dedi ya protein ve yağları karbonhidratlara dönüştürüyor diye. Proteinlerin yıkımını sağladığı için idrarda azotlu bileşiklerin artımını sağlar. Yani kandaki azotlu bileşikleri artırır diyebiliriz. O zaman şöyle yazalım. Proteinleri yıktığı için kandaki azotlu madde miktarını artırır. Kan şekerini yükselten bir hormondur. Zaten az önce söyledik. Hani karbonhidratlara dönüştürüyor ya, bu dönüşüm sayesinde de kan şekerini artırıyor arkadaşlar. O zaman şöyle yazalım. Kan şekerini artırır. Bu arada kan şekerini artıran hormonlardan bahsedeyim. Bakın, tiroid bezlerini anlatırken tiroksin hormonundan bahsetmiştik. Tiroksin hormonu kan şekerini artıran bir hormondur. Yine burada kortizol hormonu arkadaşlar kan şekerini artıran bir hormondur. Adrenalin, noradrenalin, bunlar birazdan anlatacağım, kan şekerini artıran hormonlardır. Bir de pankreastan salgılanan glukagon hormonu, bu da kan şekerini artıran bir hormondur. O zaman kan şekerini artıran 5 tane hormon varmış. Neymiş bunlar? Tiroksin, kortizol, adrenalin, noradrenalin, bir de glukagon dediğimiz hormonlar. Bunları not olarak yazarız arkadaşlar, inşallah unutmazsam. Gelelim devamına. Arkadaşlar bunlar yine iltihabı azaltır dedik. Yani onu da yazalım. Alerjik reaksiyonları ve iltihabı azaltır. Reaksiyonları önler ve iltihabı azaltır. Eğer ki aşırı iltihaplanma durumu varsa yine kortizollü ilaçlar verilir. Bu kortizollü ilaçlar sayesinde de iltihap azaltır. Mesela iltihaplı romatizma dediğimiz bir hastalık var. İltihaplı romatizmada kortizollü ilaçlar kullanılır arkadaşlar. Bu iltihabın azaltılması için. Peki iltihap nedir? İltihap bizim bağışıklık sistemimizin mikroplara karşı ürettiği bir maddedir. Yani aslında bizim mikroplara karşı korunmamızı sağlayan bir maddedir. Ama eğer ki çok fazla miktarda üretilirse bize zararı olabiliyor arkadaşlar. Bu yüzden de kortizol ilaçlarla azaltılabiliyor. Gelelim bir diğer özelliğine. Romatizma tedavisinde kullanılır. Evet. Glukokortikoidler bu şekilde. Dediğim gibi burada önemli olan kortizoldür arkadaşlar. Kortizolü bilmeniz yeterlidir. Şimdi geliyorum bir diğer hormonumuza. Şöyle B diyorum arkadaşlar. Mineralokortikoidler. Şimdi diyeceksiniz ki hocam ne biçim isimler bunlar böyle. Ve maalesef birazcık değişik isimleri var. Böyle uzun uzun ezberlenmesi zor isimler. Arkadaşlar mineralokortikoidler, bakın adı üstünde, neyi ayarlayacak? Minerali ayarlayacak. Vücudumuzdaki mineral dengesini ayarlayan hormonlardır bunlar. Ve bunların en önemlisi de aldosterondur. Bakın bu hormonların en önemlisi aldosterondur. Peki aldosteronun özellikleri nelerdir? Ne işe yarar? Arkadaşlar aldosteron sodyum ve potasyum metabolizmasını düzenler. Bakın en önemli özelliği bu. Sodyum ve potasyum metabolizmasını düzenliyor. Bu aldosteron hormonu hem kanın içerisindeki mineral dengesini hem de bizim doku sıvılarımızdaki mineral dengesini ayarlayan bir hormondur arkadaşlar. Bu yüzden de hani ödem oluşumunda falan da etkili bir hormondur. Aldosteron dediğimiz hormon. O zaman şöyle yazalım isterseniz. Sodyum ve potasyum. Potasyum metabolizmasında
Metabolizmasında iki kere yazdım galiba. Evet. Etkilidir. Yani aslında sodyum ve potasyum metabolizmasını düzenler desek yeterli olur. Arkadaşlar, sodyum ve klor iyonlarının, bakın hani sodyum potasyum dedik ya, sadece sodyum potasyum değil, klorda da etkili. Sodyum ve klor iyonlarının böbreklerden geri emilmesini sağlarken potasyum iyonlarının da dışarı atılmasını sağlıyor. Yani fazla potasyum zaten bizim için iyi değil. Her zaman kararında olması gerekiyor arkadaşlar. Tabii her bir mineral için öyle. İşte bu aldosteron hormonu sodyum ve klorun geri emilmesini sağlarken potasyumun da dışarı atılmasını sağlıyor. O zaman şöyle yazalım. Sodyum ve klorun böbreklerden geri emilimini sağlarken potasyumun da dışarı atılımını sağlar. Dışarı atılımını sağlar. En önemli görevi bu zaten arkadaşlar. Peki böyle yaparak neyi sağlamış oluyor? Aslında bizim vücudumuzdaki söyleyemedim. Elektrolit dengesini sağlıyor arkadaşlar. Elektrolit dediğimiz denge, hani sodyum artı yüklü, klor eksi yüklü, potasyum yine artı yüklü. Bunlar nedir? Elektriksel yüke sahip olan iyonlardır. Bu iyonlar arkadaşlar sayesinde işte elektrolit dengesini ayarlıyor. O zaman yazalım. Vücut sıvılarında elektrolit dengesini sağlar. Elektrolit dengesini sağlar. Peki, eğer ki aldosteron eksikliği görülürse, arkadaşlar, aldosteronun eksikliğinde şöyle bir durum meydana gelir. Böbreklerdeki sodyum ve klorun geri emilimi azalır. Potasyumun da bu durumda dışarı atılması azalır. Bunlar azalırsa ne olacak arkadaşlar? Kandaki potasyum miktarı artacak, sodyum ve klor miktarı azalacak. Sodyum ve klor miktarı azaldığı için kan basıncı azalır arkadaşlar. Daha sonra kaslar çabuk yorulur, halsizlik artar, iştahsızlık artar. Dolayısıyla doku sıvısındaki miktar da azalıyor arkadaşlar. Peki ne olur? Zamanla derideki pigmentleşme artar arkadaşlar ve deri turuncu rengini alır. Yani turuncuya benzer bir renk alır. Biz bu hastalığa Addison hastalığı veya diğer bir adıyla Tunç hastalığı diyoruz. O zaman şöyle diyelim. Eksikliğinde kandaki potasyum, bakın potasyum miktarı artar. Sodyum ve klor miktarı azalır. Miktarı azalır. Bu durumda Addison diğer bir adıyla arkadaşlar Tunç hastalığı ortaya çıkar. Peki ne olur Addison hastalığı Tunç hastalığında? Derideki pigmentleşme artar arkadaşlar. Bu yüzden zaten deri böyle turuncumsu bir renk alıyor. Şöyle yazalım. İştahsızlık artar. İştahsızlık, halsizlik. Daha sonra iştahsızlık, halsizlik artar diyelim. Kaslar çabuk yorulur. Kaslar çabuk yorulur. Şimdi kasların kasılabilmesi için kalsiyuma, sodyuma, klora ihtiyaç vardır. Dolayısıyla arkadaşlar kasların çabuk yorulmasına sebep olur. Evet. Aldosteronla ilgili söyleyeceklerimiz de bunlar. Bakın şöyle aldosteronun altında çizeyim. Bunları bilmemiz yeterlidir. Şimdi arkadaşlar, biz böylece kabuk bölgesini bitirmiş olduk. Gelelim şimdi adrenal medulla, yani öz bölgesine. Şöyle B diyorum. Öz diyorum arkadaşlar. Adrenal medulla. Bu arada böbrek üstü bezlerine adrenal bezler de deniliyor. Bunu da unutmayın. Peki adrenal medulla, yani öz bölgesinden salgılanan hormonlar nelerdir? Ha, bu arada şunu da söyleyeyim. Arkadaşlar kabuk bölgesinden şöyle C diyeyim isterseniz, eşeysel hormonlar yazayım. Kabuk bölgesinden az miktarda da eşeysel hormonlar sentezlenir. Ne diyeyim? Az miktarda
az miktarda östrojen, progesteron, progesteron ve testosteron. Testosteron sentezlenir. Şimdi diyelim ki testisleri alınmış bir erkek düşünün veya yumurtalıkları alınmış bir kadın düşünün arkadaşlar. Bu testisleri alınmış erkekte normalde testosteron hormonu nerede üretiliyor? Testislerde. Peki bu kişinin testisleri alınmışsa testosteron hormonu üretilir mi? Üretilmez. Peki az miktarda kanında testosterona rastlanıyorsa bu neden kaynaklanıyor? Böbrek üstü bezlerindeki bu eşeysel hormonlardan kaynaklanıyor. Yani kabuk bölgesinden az miktarda sentezleniyor. Mesela diyelim yumurtalıkları alınmış bir kadın düşünün. Arkadaşlar yine az miktarda östrojen kabuk bölgesinden salgılandığı için yine bunun kanında da östrojen hormonu görülür. Böyle hani soruların çıkma ihtimali var, o yüzden de buna da değinmek istedim. Bizim kanımızda mesela kadınların kanında az miktarda testosteron, erkeklerin kanında da arkadaşlar yine az miktarda östrojen ve progesteron görülür. Şimdi gelelim artık öz bölgesine geçelim. Öz bölgesinde önemli olan iki tane hormon vardır. Bunlardan bir tanesi adrenalin hormonu, adrenalin, diğer bir adıyla epinefrin hormonu. Diğeri de arkadaşlar noradrenalin veya norepinefrin hormonudur. Peki bunlar ne işe yarıyor? Arkadaşlar adrenalin hormonu hem sinir hücrelerinden salgılanıyor hem de böbreküstü bezlerinden salgılanıyor. Sinir hücrelerinden salgılandığı için biz bunlara nörosekresyon hormonları da diyoruz. O zaman şöyle yazalım. Sinir hücrelerinden salgılanan maddelere ne diyorduk? Biz nörotransmitter madde diyorduk, değil mi? Nörotransmitter madde olarak salgılanıyor. Hem de öz bölgesinden salgılanır. Arkadaşlar, bu hormonlara nörosekresyon hormonları denir. Nörosekresyon hormonları denir. Evet. Peki adrenalin hormonunun görevi nedir? Arkadaşlar, adrenalin amino asit yapılı bir hormondur ve vücudu hızlandırıcı bir görevi vardır. O zaman yazalım. Amino asit yapılıdır. Amino asit yapılıdır. Peki ne işe yarar? Vücudu hızlandırır. Bakın sindirim sistemi hariç diğer sistemleri hızlandırır. Ben kısaca böyle yazıyorum ama şöyle söyleyeyim arkadaşlar, yazmayacağım. Mesela kanın pıhtılaşmasını hızlandırıyor. Kasların gücünü artırıyor. Daha sonra kalp atışını hızlandırıyor. Kan basıncını, kan akış hızını artırıyor arkadaşlar. Yine karaciğerdeki ve kaslardaki glikojen miktarını azaltıyor. Neden bunu yapıyor? Çünkü kandaki şeker seviyesini artıracak. Şekeri artırmak için de ne yapması lazım? Bu kaslarda ve karaciğerde depo edilen glikojeni parçalatması lazım. Daha sonra göz bebeklerini büyütür. Hatırlayın, ben bunları size nerede söyledim? Sempatik sinirleri anlatırken söyledim. O zaman sempatik sinirlere etki eden bir hormondur diyebilir miyiz? Evet. Adrenalin sempatik sinirleri çalıştırır. Sempatik sinirleri çalıştırır. Ve arkadaşlar kısa süreli streste etkilidir. Bakın, kortizol hormonu uzun süreli streste etkilidir. Hatta şuraya yazayım. Uzun süreli streste, birazdan stres faktörünü anlatacağım size, etkilidir. Adrenalin ise kısa süreli streste etkilidir arkadaşlar. Bu yüzden sindirim sistemini yavaşlatırken diğer sistemlerimizi hızlandırır. Peki gelelim diğer hormona. Arkadaşlar bir diğeri de noradrenalin hormonudur. Noradrenalin hormonu. Bu da norepinefrin olarak da geçer. Bu da yine hem sinir hücrelerinden hem de işte böbrek üstünün öz bölgesinden sentezlenen bir hormondur arkadaşlar. Damarları daraltıyor, kan basıncını yükseltiyor. Bakın bu direkt damarlara etki ediyor. Damarları daraltır.
Kan basıncını yükseltir. Kan basıncını yükseltir. Yine ne yazalım? Nörosekresyon hormonudur diyelim. Nörosekresyon hormonudur. Arkadaşlar, bir diğer özelliğine baktığımız gibi sempatik sinir sistemi üzerinde etkidir. Yani sempatik sinirleri çalıştırır. Sempatik sinirleri çalıştırır. Bunlar üzerine etkilidir. Kalbin çalışmasına biraz daha hafif etki yapıyor. Şimdi bakın, adrenalin çok büyük etkileri vardır. Kalbin çalışmasını aşırı hızlandırıyor. Ama noradrenalin biraz daha hafif etki yapıyor arkadaşlar. Bu hormonun bakın özelliği şu: damarları daraltıp kan basıncını yükseltmesi. Yani noradrenalin dediğimiz zaman aklınıza bu gelecek. Ama adrenalin dediğimiz zaman birçok şey gelecek arkadaşlar. İkisi zaten birbiriyle aynı etki üzerine çalışır. Yani vücudu hızlandırıcı hormonlardır. Ama dediğim gibi noradrenalin damarları daraltarak kan basıncını yükseltiyor. İlk olarak bunu yapıyor. Noradrenalin ise arkadaşlar kalp üzerine büyük etkileri vardır. Şimdi böylece biz böbrek üstü bezlerinden salgılanan hormonlardan bahsettik. Şimdi ben size stres faktörünü anlatmak istiyorum. Vücudumuz strese girdiği zaman ne oluyor? Arkadaşlar, vücudumuz strese girdiği zaman hipotalamus uyarılıyor. Neden? Çünkü hipotalamus vücudumuzdaki iç dengeyi ayarlıyordu. Stres de iç dengeyi, yani homeostaziyi bozan bir faktör. Dolayısıyla hipotalamus iki şekilde etki yapıyor. Bunlardan bir tanesi sempatik sinirleri uyararak böbrek üstü bezinin medullasını uyarır ve adrenalin de noradrenalin hormonunu sentezletir. Diğeri de arkadaşlar adrenokortikotropik hormonla ilk önce hipofizi uyarır. Hipofiz, yani bu adrenokortikotropik hormon salgılatıcı hormon var ya, relaxing faktörlerden bahsetmiştik. Bu hormon gidiyor, hipofizi uyarıyor. Hipofizden de ACTH salgılanıyor. Bu da arkadaşlar böbrek üstü bezinin korteks bölgesini uyarır ve kortizol salgılanır. Eğer ki uzun süreli bir stres varsa bu duruma etki ediyor. Kısa süreli bir stres varsa bu duruma etki ediyor. O zaman şöyle yazabilirim, bakın. Şu şekilde diyebilirim: uzun süreli stres, şuraya da kısa süreli stres diyebiliriz. Kısa süreli stres. Şimdi arkadaşlar, ilk önce uzun süreli stresi anlatayım. Çünkü şu an bizim içinde bulunduğumuz durum uzun süreli strestir. Neden? Çünkü KPSS'ye hazırlanıyoruz. Üzerimizde bir stres faktörü var ve bu stres faktörü Temmuz'un 21'ine kadar sürecek. Hatta o da yetmeyecek. ÖABT sınavında düşünürsek işte Ağustos'un 14'üne kadar sürecek. Uzun süreli stres durumunda neler gerçekleşiyor, buna bakalım. Bir kere kortizol hormonu salgılandı. Arkadaşlar, bu hormon ne yapıyordu? Yağ metabolizmasını ve protein metabolizmasını düzenliyordu. Daha sonra bunları glikoza dönüştürüyordu. Kan şekerini yükseltiyor ve böylece hücrelere solunum için besin sağlamış oluyor. Solunumda ne kullanılıyor? Zaten glikoz. Glikozu da ne yapıyor arkadaşlar? Besin olarak hücrelere gönderiyor. Daha sonra iltihabı azaltıyor, ödemi engelliyor. Aslında şöyle bir durum var. Hani kortizol uzun süreli streste salgılanıyor ya, bizim vücudumuzda ödemi engelleyici bir faktör olabilir. Ama bazı kişilerde ters bir durum yapabilir arkadaşlar. Hani herkeste aynı olacak diye bir şey yok. Bunu da söylemiş olalım. Bir diğer özelliği alerjik reaksiyonları engelliyor. Yine romatizma tedavisinde kullanılıyor. Bir de kılcal damarları daraltır, dokulara damardan protein geçişini de azaltır kortizol hormonu. Şimdi geliyorum kısa süreli strese. Diyelim ki korktuk, heyecan yaptık. Kısa süreli bir stres. Mesela sınav anında yaşadığımız durum kısa süreli strestir. O zaman ne oluyor? Adrenalin ve noradrenalin hormonlar üretiliyor. Bakın, burada hipofiz etkili değil. Direkt hipotalamus nereyi uyarıyor? Sempatik sinirleri. Buradan da böbrek üstü bezinin medulla kısmından adrenalin ve noradrenalin hormonlar üretiliyor. Bu hormonlar arkadaşlar sindirim sistemini yavaşlatıyor. Kalp atışını hızlandırır, kan basıncını artırır, dolayısıyla dolaşım hızını artırır. Beyni uyarır, beyni yorgunluğa karşı dayanıklılığını artırır. Kan damarlarını uyarıyor arkadaşlar, büyük damarları genişletiyor, küçük damarları daraltıyor ve glikojen yıkımını sağlar, bu sayede de kan şekerini artırır.
Evet, böylece stresten de bahsetmiş olduk. Böbrek üstü bezlerinden salgılanan hormonlar ve stres faktörü bu şekildedir arkadaşlar. Sonraki videoda eğer yetişirse geriye kalan tüm bezleri anlatmayı düşünüyorum. Pankreas kaldı, eşeysel bezler kaldı, timüs bezi, epifiz bezi ve plasenta kaldı arkadaşlar. Sindirim hormonlarından da kısaca bahsedeceğim ama zaten detaylarını sindirim sisteminde göreceğiz. Sadece kısaca bahsedeceğim. Sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın.